Evet arkadaşlar, masamızın üstündeki boyayı çıkardım. Şimdi daha önce koyu renkteyken mesela tabak koyduğumuz zaman tabak izi, bardak izi veya sıcağa bağlı bozulmalar olabiliyor. Bunda da aynı şekilde sıcak su döktüğüm için bu şekilde gölgelenmeler oldu. Şimdi onları ortadan kaldırmaya çalışacağım eğer bu şekilde kullanacaksam. Boyayı tamamen çıkarttım. Burada alkol var. Şu şekilde sürüyorum. Ve sanırım alkol zamanla etkisini kaybetmiş. O yüzden burayı siliyoruz. Bakın orası güzeldi. Kolonya döktüm tekrar eski görüntüsünü aldı. Bunu şimdi her yeri için yapacağız. Göstereyim. Şu yandaki köpükler bitmesin diye korktum. Tekrar bakalım nerelerde kalmış. Evet, çok az kaldı. Şurası, burası, burası ve şu bölge. Bunu zaten normal sıcak yemek tabağı, sıcak bardak koyduğumuz zaman da bu sonuçlar oluyor. Bunları ortadan kaldırabiliyoruz. Şu kısımda kaldı. Eski haline geri döndü mü bakalım.
şeyler, beyazlar var. Onları zaten alacağım daha sonra. Şurada ve şurada kalmış gözüküyor mu? Bakın sıcaktan bozulmuş olan yer. Şöyle göstereyim. Ve yaktığımız yer. Aynı şekilde burayı da yapacağız. Yani boyayı kaldırdıktan sonra, sıcak suyla kaldırdıktan sonra bu şekilde oldu diye hiç üzülmeyin. Onu tekrar yerine getirebilirsiniz yakarak. Şimdi şu bölgeyi tamamen. Nerelerde kaldığı belli oluyor zaten. Masamızın parlaklığı eski haline döndü. Şimdi burada ilk ütülediğim yerin izi kaldı. Yani boya var şu an burada. Ütülediğim için boya fırınlanmış oldu ve tamamen buraya geçmiş oldu. Aslında boya yaptıktan sonra üstüne ütü tuttuğumuz zaman taş gibi bir boya elde edebiliriz. Fırınlanmış boyalar gibi birçok malzemeler, porselenler mesela hep fırınlanma boya ile taşlaştırılıyor. Biz de ütüyle taşlamış olacağız. Şu an üzerindeki bütün burayı hemen küçücük zımparalayacağım. Onun dışında masamızın yüzeyi yine eskisi gibi. Bir tek şurada var. Bir de karşı köşede var. Onu da alalım. Biraz beyazlıklar kaldı şunlar. Ben onları temizleyeceğim biraz sonra. Size durumu korkmayın diye göstermek istedim. Bu elinizle kolonya yapın. Bu elinizle çakmağı yapıp çekin. Aynı anda ikisini yaparsanız kolonyadan dolayı elinize de ateş sarabilir. Bu da tehlikeli bir durum. Bu şekilde yapıyorum. Ve ateşin üstünde durmayın.
şu an masam daha önceki kullandığım şekilde parlak. Parlaklarını şu taraftan göstereyim size. Biraz önceki matlık tamamen gitti. Şu boyaları temizleyeceğim. Çok az ufak tefek şeyler kaldı. Onun dışında şöyle yansımayı gösterecek olursam şurada bir kolonya izimiz var. Onu sileceğiz. Masam boyadan önceki haline geri döndü. Şu küçük beyazları temizlersem hiçbir sorun yok. Şurada sanırım bir bölge var. Şu an kayboldu. Şurayı zımparalayacağım şimdi. Burada boyanın yapışkan şeyi kaldı, yüzeyi.